çay var çay, çay var çay, çay var çay. Çalışıyorum ve bir annem yok burada. O biraz zor oluyor. Onun dışında hepinize söylemek istediğim tek bir şey var ki o da gerçekten zorlanacaksınız biliyorum. Ama her güzel şey için zorlanmaya değiyor. Hepinizi çok ama çok öpüyorum tekrar. Hoşçakalın. Say hi in Turkish. Nabaş. Just say it again. Nabaş. Nabar. Naber. Nabaş. Nabaş. Konuş. Merhaba, New York'tan selamlar söylüyoruz. Çekiyor musun şu an? Evet. Merhaba. Anlat, okul hayatını anlat. Ya işte güzel gidiyor, öyle. Ödevler falan. Ödevler, evet. Birazcık çok ödevimiz oluyor. Böyle TED'den sonra biraz gerçekten ağır geldi ama hoş alışıyoruz. Neredesin şu anda, onu da söyle. Şu anda Manhattan'dayız. Oh, New York! Bekle. Başladı. Evet. Sevgili vatandaşlar. Bakanınız size sesleniyor. Şu anda Manhattan şubemdeyim. Burada tabii daha işler yoğun. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki sizi, yani arkadaşlarım, seyircilerim, sizi, hocalarımı, idarecilerimi, hepinizi gerçekten çok özledim. Koridorlarımı, döcamı, ya okulumu, ya gerçekten lise hayatının kıymetini bilin. Son seneniz, üniversite sınavını kaptırın kendinizi istediğiniz kadar ama... Yok yok, üniversite daha güzel. Son senenizin keyfini çıkarın. Gerçekten kaybetmek istemeyeceğiniz bir sene tamamıyla. Üniversite daha güzel falan değil ya. Lise 10 sene olsa 10 senede okudum. Ben okumam şahsen. Ben de okumam. Bu senenin IB adayları ben Gökçe ve size Kanada'dan Queen's Üniversitesi'nden Yurt Odam'dan sesleniyorum. İnanın bana, IB için çektiğiniz her acının, uykusuz kaldığınız her gecenin değerini üniversiteye başladığınız ilk gün anlayacaksınız. Size başarılar diliyorum ve öğretmenlerime teşekkürlerimi, saygılarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Sabırlı olun ve başarılar. Çay mı? Tabii ki İzzet, dakika. Çekmişsiniz. Türk kahvesi. Merhaba, merhaba. Ay, size bir şey soracağım ya. Bir kere bir burada kebap nerede yenir? Kebap nerede yenir biliyor musun? Sana az sonra gösteririm. Onu bırak, senin ağdan gelmiş. Ya evet, ağdalar nerede yapılıyor burada? Ağda bizim okulun arkasında bir tane yer var. Küçücük zaten. Böyle. Aynen, bizim okul neresi yok yani. Yani. Ama bulsan bulamazsın kendi gösterdiğinde. Yani, yeniyiz de buralara. Peki nargile kafemiz nerede burada? Nargileyi kendimiz yapıyoruz biz o zaman. Ooo, açmışız. Evet, New York'ta Türk kankalarımızla. Sallasana. Example 3'e geçtik. Son numarasını yanlış yazdım. Dünyanın sonu değil. Hemen içini dolduruyorsunuz. Next pink box'a geçiyorsunuz. Yeniden son numarasını yazıyorsunuz. Son numaraları digital coding'le gördünüz mü? Bir cevap kağıdı içerisinde soru numarasını yeniden yazmak ne zaman gerekebilir? Basit. Sorulara cevap veriyorsunuz. Aklınıza geldi. Daha önce cevap vereceğiniz bir soruya ek yapacaksınız. En son cevabınıza gidiyorsunuz. En son cevabınızdan sonra listanın boşluğunu bırakıyorsunuz.
yoksa bir think box attırıyorsunuz. Yeniden ek yapacağınız sorunun numarasını yazıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Bu zaten tek anlamına geliyor. Efendim? Benim örneğim üzerinden konuşursak daha kolay olur. Benden çok daha iyi İngilizce bilmen lazım. Ben bile anlıyorum. Ha, o zaman cevap vermiyorum. Rica ettim 10 kere okuyun. Ayıp. 7 tane sınıfım var benim. 10 tane öğrenciyle IB yapıyor, millet çok yoruldu. Gerizekalılar. Bunu diyenler. Arkadaşlar. Yazdınız. Aklınıza geldi. Ben üçüncü soruyu ek yapacağım. Eksik yazmış dertliyim. En son cevabınıza gelirsiniz. En son bitmiş cevabınızdan sonra bir satır boşluk bırakırsınız. Yok mu boşluk? Bir ping pong saplarsınız. Ek yapacağınız sorunun numarasını digital coding'de yazarsınız. Sıfırsız. Diyelim ki 3'e 3 diyelim. Gördüğünüz gibi digital ama. Çünkü bunlar scan edilecek, elektronik ortama aktarılacak ve digital okunacak. Tamam mı? Ve oraya ekinizi yaparsınız. Bir sorunun numarasını bir kez daha yazmanın ikinci bir şartı daha var. 4 ya da 8 sayfalık cevap yardımcısı kullandınız. Yetmiyor. Pehlivan tebrik açısınız. Yeni bir 4 ya da 8 sayfalık istedikten sonra artık 5. soruya cevap verseniz, daha önce 5'in numarasını yazsanız da yeni cevap kağıdına geçtiğiniz için 5'in numarasını bir daha yazmalısınız. Yeni kağıdına. Bu ne için bunlar? IB sınavları için, MOOC'lar için değil. MOOC'larda biz eski tip single page answer sheet'leri yapacağız. Çünkü IB isim vermiyor. Çocuklar ancak 50'ye diyor. 50'sinler diyor, toplar. İzzetciğim, senden daha sanatsal bir film şeyi beklerdim, evet, tema olarak. Ben de kendimden beklerdim ama ya itiraf etmekten de biraz muzdaribim. Gerçekten benim ilham perim Baydar'mış. Hani Baydar olmayınca içimden gelmedi. Wow. Otururken dostlarla bir masada baş başa, götürür şarkılarla dalga dalga efkara. Gelsin eski anılar, çamlar altı kahvesi. Kumsal boyu gün ışığında duruyor bak izlerimiz. Paylaşılan o sohbetler, gözyaşları ve gülüşler. Eyvallah, geçip giden yıllara. Eyvallah, tükenmeyen umuda. Eyvallah, yedi veren hayata. Eyvallah, tükenmeyen dostluğa. Söyleyin Central Park'ın ördekleri, siz kış olunca nereye gidersiniz? Yürüyorken dostlarla o güneşli yolda, ıslığım dudağımda, adım adım doruğa. Rüzgar söyler şarkıyı uçurumlar boyunca. Kumsal boyu gün ışığında duruyor bak izlerimiz. Paylaşılan o sohbetler, gözyaşları ve gülüşler. Eyvallah, geçip giden yıllara. Eyvallah, tükenmeyen umuda. Eyvallah, yedi veren hayata. Eyvallah, tükenmeyen dostluğa.
veren hayata. Eyvallah, tükenmeyen dostluğa. Eyvallah. 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 Geçip giden yıllara. Eyvallah. Tükenmeyen umuda. Eyvallah. Gelelim konuya. Ne demiş Orhan Veli? Bilmezler yalnız yaşamayanlar nasıl konuşur? İnsan nasıl konuşur kendisiyle? Nasıl konuşar aynaları? Geleceğine nasıl konuşur? Bilmezler. Garibi. Ne bir güzel var olacak gördüğünüz bu şekilde. Beni tanıdığım içeride. Hepinize videoları yolladığınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de yüzünüzü görmek beni neşelendirdi. Çok mutlu oldum. Sağ olun. Şimdi izninizle bütün aynı için bir şeyler yapmış hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. İsim atlamayayım, isim atlamayayım. Matematik zümresi, Fatma Betül Coşkun, İlhan Çekli, Mehmet Levent Demirbaş, Zehra Deniz Candemir, Derya Çelik Erge, Gamze Uçakçıoğlu Çakır, Nilay Alpar ve son olarak Çiçek Ünal'a çok teşekkür ediyorum. Hoca bir alkış kendilerine. Umarım alkışlamışsınızdır. Evet, Almanca zümresi Yedin Kaya, Dilek Temur ve Selda Güngör. Biyoloji zümresi Meltem Başar, Hasan Altınışık, Selim Saral, Ümit Yaşar, Midilli, Fuat İsmet Şişman, Gonca Esendemir ve Hatice Özdemir. Ayrıca varlığından dolayı Vidar Elemir Şemşir'e de teşekkür etmek istiyorum. Din, kültür ve ahlak zümresi. Mehmet Melih, Melih Bodur, Kemal Dayanır, Süleyman Koyuncu, Fuat Cezayirli ve Hatice Kübra İmamoğlu. Felsefe zümresi. Fikriye Müge Dölek, Sibel Güntunas, Canan Özdemir ve Firuze Emel Yağcıoğlu. Fizik zümresi. Behiye Oya Adalıer, Vedat Gül, Mehmet Bozkurt ve Mine Gökçe Şahin. Fransızca. Sebahat Karamısır, Yasemin Akdemir, Buket Karabulut ve Zerrin Köz. İngilizce aynı zamanda Tiyopya'yı cümlesi. Meral Sezgen, Firayet Zeliha Ulu, Zeynep Melih Cumru, Hacer İnce, Mine Mavioğlu, Derya Oral, Caleb Roland Cook, Flynn Ronald Reznik ve Emine Efecioğlu'na çok teşekkür ederim. Kimya zümresi, Okan Güzel, Erhan İpek, Ayşe Serenay Tarhan Güler. Tarih zümresi, Tümay Timuçin ve Pınar Türkecan. Edebiyat zümresi, Halil Koç, Arzu Ünal, Tülay Canik Akfırat, Fatma Uğur, Sevgi Balcı, Emine Gültekin ve Çılçırak Olucusoğlu. Son olarak da coğrafya zümresinden Aylin İbrahim ve Aykut Tonguz'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hocamız olmasalar da son derece bizim için emek veren zümre başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca müdür yardımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Şule Erkan ve Burcu Özkan. İdarecilerimiz, müdürümüz Aydın Ünal, müdür baş yardımcımız Sedefer Yurtay, IB ofisi, yine Mavioğlu'na ve Aslı Yücelköni'ye. Ayrıca son olarak da teşekkürlerin ve alkışların en büyük. Gecelerin rüyasında bile bizim için TI resetleyen, bize 367'ye bölmeyi öğreten, gecenin 12'sinde bizim kes saatlerimizi düşünen Mustafa Üstünışık'a kocaman teşekkürlerimi sunuyorum ve onlar için kocaman bir alkış istiyorum. İyi seneler.